Bu derste size kabartılmış sebze yatağının nasıl yapıldığını öğreteceğiz. Bunun için kazı çatalı, kürek, el çatalı, tırmık ve sulama sistemine ihtiyacınız olacak. Öncelikle yatak için uygun bir alan seçin. Yolunuz 40 ila 70 cm arasında bir genişlikte olmalı. Bu yollar bahçedeki hareketi kolaylaştıracaktır. Küçük ölçekli çiftçilikte sıklıkla 10 metrekare civarında alanlar kullanılır. Bu alan bitki büyüme ve gelişmesi yanı sıra ürün planlamasını kolaylaştıracak mikro ölçülerde bir ekosistem yaratır. Bizim alanımız 2 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda. İşaretleme için ahşap kazık ve sicim kullanın. Toprak kuruysa sulayın. Toprağı kazmadan ya da otları temizlemeden önce toprakta yeterli miktarda nem olduğundan emin olun. Tarlanızı oluşturmak için ideal zaman toprağın kendiliğinden nemli olduğu sonbahar ya da ilkbahar aylarıdır. Ot temizleme işlemine başlarken tek kürek boyunda kazma tekniği kullanın. Şimdi elle ot temizleme adımına geçelim. Bu adım tarlanın doğal bitki örtüsünü yakından gözlemleme fırsatı verdiği için önemli. Biyoindikatör denilen bu bitkiler size toprağın yapısı, tekstürü ve bileşimi hakkında bilgiler verir. Elimizde yabani ot veya çayır bitkileri içeren bir toprak var. Bitkileri kökleriyle birlikte koparmak için el çatalı kullanın. Böylece otların yeniden gelişme şansları önemli ölçüde azalacaktır. Köklerdeki toprak parçalarını yatağa geri kazandırmak için sökülen bitkileri iyice silkeleyin. Burada çıkardığınız bitkiler organik madde açısından zengin oldukları için organik gübre yapımında kullanılmak üzere kompost yığınına atılırlar. Şimdi de yatağın çevresinde bir yol oluşturacağız. Yol alanındaki toprak yatağa taşınmak üzere tek kürek derinliğinde kazılır ve otlar temizlenir. Toprağın üstündeki ilk 20 cm'lik kısım en üst katmanı oluşturuyor. Buradaki organik maddeler humus ve bitki besleyicilere dönüşüyor. Bu katman aynı zamanda önemli miktarda yararlı böcek ve mikroorganizma içerir. Yüzeyi düzenlemek için tırmık kullanın. Kabartılmış yatağınız ekime hazır.